Dünya turuyla devam edelim. Rusya Araştırma Komitesi teyit etti. Prigojin'in ölümü kesinleşti. Moskova şimdi gözünü Rusya'ya bağlılık yemin etmesi beklenen Wagner'e ve grubun başına geçecek yeni isme çevirdi. Salman Mumika İsveç'te yine Kur'an yakmaya kalktı. Güvenlik çemberindeki polisler yine tepki gösterenleri hedef aldı. Provokasyona karşı duranlar arasında İsveçliler de vardı. Burada çirkin bir şey yapılıyor ve İsveç sistemi bozuluyor. İster sağcı ister solcu olsun, İsveç'te yaşayan bir siyasetçi ya da başka biri sakin olmalı ve kaos çıkarmamalı. Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım. Gecenin karanlığı böyle aydınlandı Romanya'da. Akaryakıt istasyonunda peş peşe iki patlamada bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Sudan'da alevlerin yükseldiği nokta ise Hartum Uluslararası Havalimanı'ydı. Yakıt deposunu hızlı destek kuvvetleri hedef aldı, çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti. Underway. 16 ülkenin silahlı kuvvetleri zorlu parkurlarda yarıştı. 67. Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda ipi Türkiye göğüsledi. Finalde Cezayir'i eleyen performans sosyal medyada büyük ilgi çekti.